ağızla şöyle temas olsun. Böyle iyi mi? Artan özellikle ilimizde de adını duyduğumuz kadına karşı şiddet ve cinayet haberleri sebebiyle buradayız. Tekirdağ Barosu adına bununla alakalı bir açıklama yapma görevi üstlenmek istedik avukatlar için ve kadınlar için. Sadece 2021 yılında ülkemizde 283 kadın öldürüldü. Bu cinayetlerden 4 tanesi geçtiğimiz son 3 hafta içerisinde ilimizde gerçekleştirildi. Aramızdan ayrılan kadınlarımızın isimleri şöyle: Ayat Atsız, Nazlı Koldaguç, Ayşe Aksu, Senem Barik. Aldığımız her cinayet haberiyle birlikte daha üzgün, faillere ve sisteme karşı çok daha öfkeli ve verdiğimiz mücadele için daha azimli bir hale geliyoruz. Ne yazık ki eril kültürün uygulayıcı ve destekçilerinin korunduğu her gün bu haberleri duymaya devam edeceğiz. Bu haberleri bir daha duymamak ve kadın cinayetlerini önlemek için yapılması gereken ise belli: harekete geçmek. Kadın cinayetlerinin faillerinin cezalandırılmasını sağlamak kadar bu cinayetlerin meydana gelmesini önlemek de devletin temel yükümlülükleri arasında. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve her türlü kadına karşı şiddeti önlemek için ise İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyacımız var. Eşitlik ve özgürlük mücadelesini kadınların kazanacağı bir gelecek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden mücadeleden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Ve tüm kadın cinayetlerinde adaletin sağlanması için Tekirdağ Barosu avukatları olarak sürecin yakın takipçisi olacağız. Son olarak şunu eklemek istiyorum ki, biz kadınlar olarak hayatın her alanında hak ettiğimiz değeri, saygıyı ve daha birçok şeyi ne yazık ki mücadele göstermeden alamıyoruz. İşte bu sebeple her şeye ve her koşula rağmen hayatın her alanında ve şiddetin her türlüsüyle mücadeleye devam.